Dostlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün gene karşınızdayız, sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz canım. Evet canlarım, kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle annem izle niyetine kahve falı açacak. İnşallah beğenirsiniz. Tek yapmanız gereken abone olup, bildirim zilini açıp ve de like butonuna basıp ve hemen niyetlenmeniz. Dostlarım, özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretli. Özel açılım yaptırmak isteyenler yorumlar kısmında belirsin. Yorumlar kısmında burcunuzu yazarsanız çoğunlukta çıkan burcu özel tarot falı bakıyorum. Ayrıca da yorumlar kısmında sorunuzu sorarsanız fallarımın arasında sürpriz bir şekilde kart çekiyorum. Hiç fark etmez. Başında olur, sonunda olur. Bir gün sonra olur, beş gün sonra olur veyahut da on gün sonra olur veyahut da yarım saat sonra olur. Hiç bilemem. Çekerim. O yüzden sorunuzu sorun ve takipte kalmanız gerekiyor. Ayrıca da abone olmak ücretsiz. Abone olup bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Bugün izleyelim niyetine kahve falımızı dinleyelim diyorum ve söz annemi bırakıyorum. Ben de hiç zaman kaybetmeden başlıyorum hayatım. Hadi başla bakalım. Bağalım. İnşallah hepimiz için hayırlı olur, hayırlısı olur. Bu arada hani abonelerimiz için dileklerinizi tutun. Abone olacaklarımız da dileklerini tutsun. Tamam canım. Bu abonelerimiz için geçerli. Abone olacaklar için hayatım. Kız bu ne ya sizin? Adının içinde R harfi geçen bak. Rana olur, Ramazan olur, Remziye olur. Öyle bir şey var ki hayatım. Anam kapınızı, evinizi ne olur dikkat edin. Evinizi hırsız girecek. Vallahi hırsız girecek. Yüzü maskeli hırsız gördüm. Aman diyeyim. Gerçekten Allah korusun aman diyeyim. Ne olur evlerinizin kapılarını pencerelerini sıkı örtün bir yerlere giderken canlarım. Eğer önemli bir şeyleriniz varsa yanınıza alın derim ama çarptırmadan kaptırmadan geri eve getirin. Canım evinize hırsız giriyor. Gerçekten bunlar üç kişiler dikkat edin. Allah korusun aman diyeyim ne olursunuz. Canım benim. Çünkü yüzü maskeli bir kişi eğilmiş sizi takipliyordu o yüzden dedim. Hayatım. Bir yolumuz var, bir tane yolumuz var ama o da şu anlık kapalı. Hiçbir yere gitme gibi bir durumumuz yok hayatım. Ama giderseniz o kadar şahane, o kadar iyi bir yer olacak. Yalnız bir tavuk adağınız var. Bir tavuk, tavuk, horoz demedim bak. Tavuk adağınız var. Bu da uzun zamandır yapılmamış, ya unuttunuz. Ya da zaman fırsat olmadı o yüzden. Bu adayı yaparsanız hani binada oturuyorsanız 7 eve verin. Eğer tavuk şeyiniz yoksa 7 ekmek alın 7 kişiye verin. Markete koyun çünkü elden almıyorlar şimdi biliyorsunuz. Ben bile öyle yaptığım zaman markete koyuyorum market veriyor. Daha iyi oluyor canlarım. Bu arada K harfi gelen olanlar yani Kerim olur, Kazım olur, yani Kamuran olur böyle kişiler var. Bu kişilere de dikkat edelim. Bir iş başvurusunda bulunmuşlar. İş başvurusundan red geliyor hayatım. Olmuyor. Ama inşallah başka bir iyi bir iş, hayırlı bir iş denk gelir yani. Burada bir iş başvurusu var hayatım. O da olmamış ve yani nasıl diyeyim? Üzülmeye, kırılmaya yani kendinizi bitmiş gibi görmeye gerek yok hayatım. Yakın zamanda bu bayanlarda olur, bayanda olur. Erkek de olur, birisininle tanışıyorsunuz canlarım, bu genç kişiler, 25-30 yaşlarında kişiler bunlar. Olan kişiler çünkü ortaya, şeyde, genç yaş seviyede çünkü hepsi. Birininle tanışıyorsunuz, güzel bir arkadaşlık ve bayağı bir ilerleme olacak bunda. Ama evliliğe kadar gitmeyecek bir durum bu. Tamam. Ve hasta yatan kişilerimiz var, bazı hasta yatıyorlar. Yani çünkü bir şey diyemiyorum. Ölümle ölü, ölenle ölünmüyor. Allah hani varsa taksiratımız affetsin hepimizin aynı. Hani ölene de Allah rahmet eylesin diyeceğiz ama yani geride kalanlar yaşamaya devam etmek zorunda. Ölmek kolay, yaşamaya devam etmek çok zor. Ama ölene de hayrımızı yapalım, hasenetimizi yapalım. Allah rahmet eylesin diyelim. Ölecek kişilerimiz var bazı. Var yani yani bunu demekte biraz zorlanıyorum ama gerçekten hani hayırlısı olsun diye köy gibi kasaba gibi bir yerimiz var bu yere gideceksiniz burada ne diyeyim size 1 2 3 3 4
4 tane parsel var, 4 parsel yer var burada, burada paylaşılma gibi bir durum var. Ne olursunuz büyük kargaşa var çünkü kavga, dövüş yapmayalım. Kavga etmeden konuşa konuşa, eğer alma gücü yetenler almak istiyorsa ona veririm. Kardeş de olur, akraba da olur. Almaya gücü yetiyorsa o alabilir. Eğer sizin gücünüz yetiyorsa siz onlardan alın. Daha iyi olur bence. Kavgadan, gürültüden uzak olmuş olur hayatım. Ve arkasında o yalanı o derece güzel olacak canım benim. Eşya taşınacak olan kişilerimiz var. Eşyalarımız toplanıyor ama biraz daha bekleyin. Bayram arkası taşınacaksınız. Şimdi değil. Bayram arkası görünüyor ve bayram arkası taşınacağınız yer biraz sıkıntılı. Ama bir ay bekleyip de taşınırsa, bayram arkası değil de bir ay sonra, bayramdan bir ay sonra taşınırsanız çok istediğiniz çok güzel bir ev bulacaksınız hayatım. Ve de içinize sinecek ve rahat edeceğiniz bir ev burası. Çok güzel haberiniz geliyor. Uzun bir yerde, yani uzak bir yerden haberiniz geliyor. Beklediğiniz bir haber yalnız. Burası Kıbrıs gibi bir yer. Kıbrıs gibi. Kıbrıs kadar güzel bir yer. Kıbrıs'a da gidecek olabilirsiniz. Çünkü Kıbrıs çıkmış. Çünkü Kıbrıs'a benzeyen Kıbrıs güzel bir yerdir. Oraya öyle bir yer çıkmış. İnşallah huzurla, sağlıkla gider gelirsiniz. Orada kendinizi kaybetmeye gittiğiniz yerde biraz karmaşa var. Bugünkü bu falda biraz karmaşa fazla olmuş canlarım. Dikkat edelim tamam mı canlarım? Kendimizi kaybetmeyelim. Bakın beyaz renkli arabası olan kişilerimiz var. Ne olur biraz dikkat edelim. Gül. Adı Gül olan. Güney ya Gül olan. Güney. Güney olan. Galip. Evet. Bir de S harfi gene. S harfi var. Böyle kişilerin beyaz arabaları var. Ne olursun dikkat edelim. Biraz bir hani trafikte gidip gelirken. Tabii siz ne kadar dikkat ederseniz de karşıda yetmenim olmuyor da. Ama gene de dikkatte fayda var. Etrafımıza dikkat edelim. Daha bir iyi oluruz. Sağlıklıca gideceğimiz yere gider, geliriz ve alır gidelim. Tamam mı canlarım? Yüzümüz gülüyor aslında. Ama içimizde bir sıkıntı var. Sebepsiz bir nedensiz. Ya olur. Her şey olur. Bakın herkesin sıkıntıları var. İnanın bana. Ummadığınız kişilerin, beklemediğiniz insanların öyle sıkıntılar var ki onları dinlediğiniz zaman ya benim sıkıntım da bu nakilin yanında azmış. Gene de şükür halime diyebilecek derecede sıkıntısı olan insanlarımız var. Tamam, dikkat edelim canlarım. Yani gerçekten öyle bir şey ki yazılı kağıt bekleyenlerimiz var. Yazılı kağıdınız geliyor ama biraz sorun var yani. Bu yazılı kağıtta da biraz sorun var canım. Bugünkü fincanımızda oldukça karamsar çıkmış canlarım benim ama bugün içimiz gerçekten karamsar. Neden bilmiyorum ama hava bulutlu o yüzden mi yoksa insanların artık sıkıntısı son derece geldi. O yüzden mi bilemiyorum. Ama var. Tam gerçekten bu. Gene hırsızın yüzü var. Bakın. 200'lü olan insanlarımız var. Etrafımızda bu 200'lü insanların maskelerini düşürmek size kalmış bir şey. Ve de ne olursunuz evinize, çantanızı cebinize. Dikkat edin. Hırsız durumumuz var. Hırsızlık durumumuz var. Yani hırsızlık durumumuz derken bir hırsızla evinize girme durumu var. Bir çanta çaldırabilirsiniz. Evinizi soydurabilirsiniz. Allah korusun aman diyeyim. Böyle bir 200'lü insanlarla bir şeyimiz var. Dikkat edelim canlarım. Kaptırmadan çantamızı götürebilme imkanımız varsa götürürüz. Olmazsa evde iyi bir yere koyma imkanınız varsa ona da koyabilirsiniz. Benim bir tanıdığım vardı. Bir yere gideceği zaman evindeki altınları çıkar bacadaki çatının üstündeki bacanın içine böyle bir şey koymuş, kasna koymuş, kasna için naylon koymuş. Onun üstüne de böyle kiremit koymuş. Gider oraya saklardı, ondan sonra giderdi. Hiç kimsenin aklına gelmez. Evin içine hırsız giriyor. Dışına girecek değil ya. Yani ya. Kadın bir gün öldü. Altınları bulamıyorlar, Allah bulamıyorlar. Gerçekten bulamadılar. En sonunda sobayı yakmışlar. Bacayı tabii çekecek ya. Bacayı açarken oradan altınlar çıktı. Biliyoruz mu yani böyle dikkat edip oraya koyduğumuzda tek bir kişi bilsin yani Allah korusun ölüm olur zulüm olur evlatlarınız geride kalanlarınız şey yaşamasın ya fikir çatallığı yaşamasınlar acaba biri mi aldı çalındı mı öyle bir şey olmasın bahçe bile bırakmadılar gazmadık bulamadılar bacı da buldular en sonunda.
Canlarım bir geyik iyidir çünkü geyik hani nasıl diyeyim güçtür. Temiz hayvandır, kibar hayvandır, güzel gözlüdür. Canlarım öyle bir şey ki güçlüsünüz aslında ama zaman geliyor. Artık bittim, yorgunum, çaresizim. Allah'ım bana yardım et. Tek yardım isteyebileceğiniz kişi Allah'tır canlarım. Elimizi açalım, duamızı yapalım. Allah dediğimiz sürece bizi Allah boş bırakmaz. Duamız eğer bizim için hayırlıysa bizim kabulümüzdür canlarım benim. Paranız geliyor. Az bir para ama idare eder sizi canlarım. Yunus balığınız çıkmış çünkü gerçekten. Ama iki parça paranız gelecek. Az az olsun. Mesela 10-10. Mesela 20-20. Öyle paranız gelecek. Ama iyi. Sizin içinden bir şey... Oo, bak. Bir hoca çıkmış. Gerçekten bak bu hoca. Görüyor musun hoca? Ama bir hocaya gitmeyi düşünüyorsunuz aslında. Bu hocaya bak öyle bir paracı ki bu hoca. Üstündeki balığı görüyor musun? Paracı para. Dini imanı para. Gözünüzü seveyim. Çok para isteyen hocalardan kaçın kaçabildiğiniz kadar. Ya bunlara da hoca demeye nispet lazım da. Cami hocasından hariç hoca olmaz. Ama gene de yanınızda tanıdığınız, yanınızda yörenizde tanıdığınız iyi, böyle okumasını bilen, temiz efendi bir insan varsa kendinizi okutturabilirsiniz. Yani Allah'ın ayetleri bunun okuyacağı zaten. Yazıya, yüzüye bakmayın siz, tamam mı? Canlar bir kalabalığın içine giriyorsunuz. Gerçekten çiçek var ya. Bak burada. Burada çiçek var. Ve bak nasıl yalvarıyoruz kişi kimse. Ellerine bak açılmış. Bir oturmuşsunuz, disk çökmüşsünüz. Böyle öyle bir disk çökmüşsünüz ki böyle ellerinizi açmışsınız. Böyle dua. Üç kişisiniz ama bunu yapan. Aynı evde üç kişi bunu yapıyor. Öyle güzel bir dua var ki canlarım benim. Çok şahane, çok güzel. Ne olursun şu evinizin etrafında ya da kendi etrafınızdaki tilkileri uzaklaştırın. Uzaklaştırın. Sinsi insanlarınız var. Dikkat ederim hayatım. Mahkemelik işi olanlar var. Mahkemelik iş. İkinci mahkeme bitmiş. Üçüncü mahkemede. İkinci de yani uzamış tekrar. Üçüncü mahkemede bitmesi gerekiyor. Görünüyor. Bitecek. Biraz daha sabırla derim. Mahkemesi olan kişilerin kendilerine göre istedikleri şekilde bitecek mahkeme. Çok şahane çünkü bayrağı siz çekiyorsunuz canlarım. Ve hepinizin mutlu olmasını istiyorum. Fatma'ya veriyorum. Bitti mi falaka? Evet hayatım. Çok güzel çıkmış. Yapma dedim gene yaptın değil mi? Yaptım vallahi ama çok güzel çıkmış. Tövbe yarabbim. Yarabbim. Evet hayatım. Tavus kuşu çıkmış çünkü. Çok güzel valla. Evet. Fatma yapma dedi mi yapıyorum mutlaka. Yapma desen de yapmıyor. Yapma desen de yapmıyor. Hiç fark etmiyor yani. Evet valla. Unutuyor bu salak adam. Ne yapalım? Ya gerçekten şuraya bir yere taş koyup böyle kafama kafama vurasım geliyor bazen ya. Şişe bu şişesi vereyim mi sana? Canım, ama bir ölçü şimdi onun içtiği fincan oluyor ya. Nasıl bak aynı çıkan şeyler söylüyorum. O gerçekten değil. Ben bunu fotoğrafa koyacağım. O yüzden diyor. Gene koyabilirsin hayatım. Değişen bir şey yok. Çok güzel. Orta göbeği de çok güzel. İçi de çok güzel çıkmış. Yok, ha bunda biraz sıkıntı var. Hareket ettim. Ver şu bıçağı. Hareket yapma. Bıçağıma yazık ulan. Adi madi çıkar kırılır. İyi ki elimiz dişimizi görüyor. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Tabi annem gene son giderek beni sinir ede de gitti. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız çok mutlu oluruz. Özel açılımlar yapıyoruz. Yorumlar kısmında belirtirseniz hemen içime geçiyorum. Sadece yapmanız gereken burcunuzu yorumlar kısmına yazıp, sorularınızı yazıp bize iletmeniz. Biz de sizi sürpriz olarak arada soru kartlarından çekiyorum. Abone olmak ücretsizdir. Abone olup bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Şimdiden kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Dostlar sizi seviyoruz.